Sevgili seyirciler, kamuflaj renklerle boyanmış ve tozlu ortamda bulunan bir duvarı hayal edelim. Kademeli olarak renklerini açmaya ve bembeyaz yapmaya başlayalım. Her yeni kat beyaz boyada rengin farklılaştığını görmeye başlarız. İstediğimiz beyazlığı elde edince duvarımız artık farklılaşmıştır. İşte o andan itibaren dikkat çekmeyen, varlıkları fark edilmeyen toz, toprak, iz, pas, beyaz zeminde kendilerini hissettirmeye başlarlar. Sevgili seyirciler, insanlar hatalarının farkına varıp arınma musluklarından yıkanmaya başlayınca, ister küçük olsun ister büyük bütün kirlilikler görünmeye başlar. Vicdanda ağırlıklarını hissettirmeye başlarlar. Arınma musluğunda temizlenmeye durmuş bir gönüllerinin eteğindeki çamuru temizlemesinin bir hikayesini ekrana getiriyoruz. Gerçek hayat hikayelerinden yola çıkarak hazırladığımız Sırlar Dünyası için bu mektubu bizlere Ankara'dan avukat Mustafa Demir gönderdi. Hep birlikte seyrediyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Neden bana öyle bakıyorsun? O mukaddes topraklara gittin. Allah'ın izniyle hac vazifeni tamamladın ama... Aması mı? Haccın kabul edilmedi. Olamaz. Ama neden? Haccın kabul edilmedi. Haccın kabul edilmedi. Haccın kabul edilmedi. Sen hayırları çevir ya Rabbi. Selamun aleyküm rahmetullah. Selamun aleyküm rahmetullah. Allah kabul etsin Hüseyin. Cümlemizi halim. Kusura bakma, dilim alışamadı da. Hacı Hüseyin diyeceğiz artık. Allah sana da nasip eder inşallah halim. İnşallah. Buyurun. Buyurun, buyurun. Allah hepimize gösterir inşallah. Amin. Allah kabul etsin efendim. Allah haccını kabul etsin. Sağ ol. Allah haccını kabul etsin Hüseyin. Sağ ol. Ziyaretin kısa olanı makbul Hüseyin. Bize müsaade. Müsaade sizin. Allah tekrar hacını kabul etsin. Allah haccını kabul etsin. Hayır. Allah haccını kabul etsin. Güle güle arkadaşlar. Yine beklerim. Güle güle. Güle güle. Hüseyin, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ne bu halin? Şimdi dünyanın en mesut insanı olman gerekirken yüzünden düşen bin parça. Niye mesut olayım Halim? Ya ne mutlu sana ki ölmeden önce o mukaddes toprakları görüp hac vazifesini yerine getirdin. Hacı oldun. Daha ne olsun? Bana bak Hüseyin. Senin dilinin altında bir şey var. De hadi. Mukaddes topraklardan döndüm döneli öyle bir rüya görüyorum ki her gün beni yiyip bitiriyor. Hayırdır inşallah. Rüyamda nurani bir zat gelip bana haccımın kabul edilmediğini söylüyor. Allah Allah. O anda dünyam öyle bir kararıyor. Kalbim öyle bir sıkışıyor ki nedendir Halim? Ne kusur işledim acaba? Ne yaptım ben? O mukaddes topraklara gittin. Allah'ın izniyle hac vazifeni tamamladın ama... Aması mı? Haccın kabul edilmedi. Olamaz. Ama neden? Ne olur söyle. Niye kabul olmadı? Yalvarırım. Allah rızası için söyle. Senin zürriyetinden bir kişi... ...senin sebep olmandan dolayı günah işliyor. Hem günahkarlık, hem hac. İkisi bir arada olmaz.
benim zürriyetimden bir kişi. Benim yüzümden günah işliyorum. Halim! Halim! Ne oldu? Ne bu telaş Hüseyin? Yine gördüm. O zatı yine gördüm Halim. Dur hele dur. Sakin ol da anlat bakalım. O nurani zat benim sebep olduğum bir günahtan dolayı haccımın kabul edilmediğini söyledi. Üstelik var olmasına sebep olduğum bir kişi için. Yani zürriyetimden bir kişi. Aha. Ben anladım Hüseyin, ben anladım. Senin zürriyetinden olan, senin soyundan olan bir kişi. Yani evladın. Onun günahları senin boynunda Hüseyin. Benim evladım yok. Var Hüseyin, var. Sen ne kadar reddetsen de var. Selvi! Neredesin kızım? Allah Allah, nerede bu yahu? Selvi? Selvi? Selvi! Selvi! Ne yaptın sen kız ha? Baba, ne yaptın? Baba, vallahi ben... Sus! Konuşma! Baba bir dakika. Ben hiçbir şey yapmadım. Namusumu iki paralık ettin sen! Baba ben namusumu iki paralık ettin. Bir şey yapmadım. Kes konuşma! Baba ne olur ben senin kızınım ya. Senin gibi bir kızım yok artık. Bir hataydı. Seni mahcup edecek hiçbir şey yapmadım baba. Defol buradan. Seni gözüm görmesin. Baba ne olur. Bir daha da bu eve geleyim deme. Baba ne olur. Defol. Senin gibi bir kızım yok benim. Bir daha da bu eve gelme. Defol. Selvi. Kızım. O zat muhakkak Selvi'den bahsediyordur Hüseyin. Ama o ailemizin şerefini ayaklar altına aldı. Yaptığı kabul edilemez bir günahtı. Bilerek kovdum onu. Belki de yaptığı hata telafi edilebilirdi. Sen onu kovmakla kim bilir ne günahlara ittin. Dönülebilir yolu dönülmez yaptın. Selvi, kızım. Ben ne yapmışım ya Rabbi? Şimdi ne dövünme yapmışım? Zamanı değil. Bu rüyanın gereğini yap. Git bul kızını. Ve hangi bataktaysa kurtar gel. Haklısın Halim. Haklısın. Sağ ol. Afiyet olsun. Anlat bakalım Hüseyin kardeş. Hangi rüzgar attı seni bu İstanbullulara? Şey Tahir. Sana bir sualim olacak ama. Söyle. Buyur Hüseyin. Ben Selvi'yi arıyorum. Buraya da onun için geldim. Selvi mi? Ben ne desem ki? Yani hiçbir haber duymadım. Tahir. Bu çok önemli bir mesele. Eğer bildiğin bir şey varsa ne olur anlat bana. Şimdi burası büyük şehir. Adı üstünde. Büyük tuzaklarla dolu. Hele bir genç kız için. Yani? Selvi nerededir? Ne iş yapar bilmiyorum. Ben kendim görmedim ama gören hemşerilerimiz var. Nerede görmüşler? Nasılmış? İnşallah doğru değildir ama galiba Selvi kötü yola düşmüş. Kötü yola mı? Benim Selvim mi? İstersen adresini bulabilirim. Bul. Bul Tahir, bul. Bul. Merhaba evladım. Buyur babalık, ne istiyorsun? Ben Selvi'yi görmek istiyorum. Buradaymış. Burada Selvi diye bir kız çalışmıyor. Nasıl olur? Adres burası. Hah. Aha, resmi de bu. Bak. Tamam. Şimdi oldu. Sen Mehtap'ı diyorsun. Yok, Selvi. Ne için göreceksin sen onu? Ben babasıyım onun. Adım Hüseyin. Geldiğimi söylersen... Bekle burada. Al. Bu gece öyle başım ağrıyor ki.
Ya. Mehtap, biri seni görmek istiyor. Kimmiş? Yaşlı bir adam. Hem senin Selvi olduğunu hem de baban olduğunu söylüyor. Ne diyeyim? Onu görmek istemediğimi söyle. Peki. Hani baban ölmüştü senin? Doğru. Benim için öldü. Bu bizim taksi mi canım? Evet, buyurun. Sağ ol. İyi akşamlar. Selvi, kızım. Sen git, ben şimdi geliyorum. Kızım, sensin. Bir sorun mu var Mehtap? Ne istiyorsun? Seni almaya geldim Selvi. Selvi artık yaşamıyor. O ahıra kendi ellerinle gömdün sen Selvi'yi. Ben Mehtap'ım ve seni de artık tanımıyorum. Böyle konuşma Selvim. Acılar içinde kıvranan şu yaşlı babanı daha fazla üzme. Ellerinle diri diri gömdüğün kızını seyretmek mi seni üzüyor? O gün bir dakika bile beni dinleseydin ben şimdi buralara düşmezdim. Artık çok geç. Sen otur kendi üzüntünü ağla, ben de kaybettiğim o yıllara. Lütfen bir daha. Olacak herif hiçbir yere bırakmaz beni. Senet yüzünden mi? Hiçbirimiz bilmiyorduk ki Coşkun'un öyle bir tuzağı olduğunu. Teminat demişti alçak herif. Onun için ne babamı ümitlendirmeye ne de kendimi avutmaya gerek yok artık. Düşmüşüz bir kere bu batağa. Çıkarabilene aşk olsun. Ey kudreti sonsuz Rabbim, sen her şeye kadirsin. Ne olur, biricik evladımı bu yollardan kurtarmama yardım et. Büyük hata ettim, kızıma sahip olamadım. Onu felakete sürükledim. Senden başka gidecek kapı, halimi arz edecek makam bilmiyorum. Bu sıkıntıdan beni ve yavrumu kurtar. Allah aşkına dinle beni, affet beni Selvim. Affet beni, gel gidelim evimize. Uzattığım eli geri çevirme kızım. Bu el akıllandı artık. Sana vurmak için değil, yardım etmek için var. Yapmaz olaydım. Ama zaman geriye gitmiyor ki. Oldu ile öldüğe çare yok. Bak kalktım geldim. Şimdi hatamı düzeltmek için bir fırsat ver yavrum. Yeniden kuralım hayatımızı. Güzel gözlü, ak yüzlü kızım benim. Sen böyle yaşamaya layık mısın? Ah kafam. Ben nasıl bir bataklığa iteklemişim seni. He de Selvim. Böyle yaşayıp da ne olacak? Ne anlıyorsun bu hayattan? Hiçbir şey. Pislikten, kötülükten başka hiçbir şey anlamıyorum.
Köyü çok özledim baba. Seni çok özledim. Yavrum. Baba. Kızım benim. Babacığım. Yavrum. Neler gördün baba? Bir bilsen. Bu dünyanın ne kadar çürümüş meyvesi varsa hepsi bulaştı bana. Bataklık gibi. Çırpındıkça içine çekti beni. Geçti artık kızım. Biz kendi yerimize, kendi köyümüze, kendi saadethanemize döneceğiz. Allah'ın izniyle çıkaracağım seni bu cehennemden. Yıllardır öyle çok istiyorum ki köye dönmeyi. Hep aklımda. Hiç unutmadım. Köydeki evimizi, dereyi, tepedeki ıhlamur ağaçlarının kokusunu. Öyleyse hemen, şimdi gidelim kızım. Eşyaların, her bir şeyin kalsın burada. Neyin varsa hepsi burada kalsın. Keşke bırakabilsem. Ama onlar beni bırakmaz baba. Coşkun olacak herif olmayan borca senet imzalattırdı. Onun için bir değerim olmayana kadar burada onun kölesiyim. Bırakmaz beni. Kaçsam bile adamlarını vurdurur beni. Ben gidip bir konuşayım. Belki halden laftan anlar. Keşke babacığım, keşke. Olmaz dedik ya be adam. Hayret bir şey ya. Geçmiş karşıma sadaka ister gibi sermayemi istiyorsun. Öyle söyleme evladım. O benim kızım. Allah rızası için bırak dönsün evine. Büyük hayır işlemiş olursun. Bu dünyanın üstü varsa altı da var. Bana mamal okuma babalık. O senin kızınsa benim de tabulum alım. Görüyor musun bunu? Bu borç ödenmedikten sonra imkansız bir yere gidemez. İşte o kadar. Evladım, kızımı bulmak için uzun yoldan geldim. Yaşlıyım. Hayatta kızıma kavuşmaktan başka istediğim yok. Borcunu affet. Bana kızımı ve... Al şu adamı karşımdan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Gel şöyle babalık. Ne oluyor? Adam, bırakın beni. Bırakın dedim size. Yürü. Yapmayın. Durun evladım. Ne yapıyorsunuz? Yürü bırakın adam, dedim. Yürü. Şöyle hadi. Hadi geç hadi. Baba iyi misin? Bir şeyim yok kızım, merak etme. Bunun böyle olacağı belliydi zaten baba. Hemen pes etme yavrum. Devasız dert olmaz. Bulacağım bir çaresini. Kurtaracağım seni buradan. Baba boşuna kendini helak etme sen. Sen en iyisi beni unut. Kızım. Selvi. Nasıl unuturum? Unutmuş gibi görünmeye çalıştım hep. Yaptığım hatadan nasıl döneceğini bilemedim. Nasıl unuturum kızım? İnsan evladını unutur mu hiç? Unutur mu? Haccın kabul edildi. Olamaz. Ama neden? Senin zürriyetinden bir kişi, senin sebep olmandan dolayı günah işliyor. Hem günahkarlık, hem hac. İkisi bir arada olmaz. Çocuklar fazla uzaklaşmayın sakın. Çikolata işte. Gelemez ki. Gelemez ki. Ne yapayım? Saçımı çekiyorsun. Ama ben çok yiyorum. Allah'ım sen bana yardım et. Güzel gözlü, ak yüzlü kızım. Sen böyle yaşamaya layık mısın hiç? Ah kafa, ben nasıl bir bataklığa gitmişim seni. Bu hayattan çık git Selvi. Köyüne git. Evlen, çoluk çocuğa karış. En azından birimiz kurtulsun. Bıktım usandım senin bu saçmalıklarından. Evi terk edip ofise sığınarak ne yaptığını zannediyorsun sen? Çiğdem, asabi olmana gerek yok. Evde huzur rahat bırakmadın. Yapamıyorum artık. Yapamazsın tabii. Beceriksizsin çünkü. Hiçbir şeyi düzeltemezsin sen. Ne evliliği ne de işi. Olmaz olsun senin gibi koca. Ne demek şimdi bu? Sağır değilsin ya, basbayağı anladın işte. Senin niyetin boşanmak mı Çiğdem? Böyle davranmaya devam edeceksen evet. Bugüne kadar sırf Oğuzhan'ın hatırına katlandım sana. Ama boşanmak istiyorsan peki o zaman. Yarın ilk fırsatta işlemlere başlarım.
oldu? İkimiz de bunu istemiyor muyuz? Öyle olsun. İyi günler evladım. Uygunsuz bir zamanda gelmedim inşallah. Ne demek? Buyur amca. Kusura bakma. Etraf biraz dağınık da. Estağfurullah oğlum. Buyurun. Bunu kabul edemem. Borcumun onda biri bile etmez. Ama senin için bir başlangıç olur bu. Ya sen? Sen ne yapacaksın? Allah'tan başka bize yardımcı olacak kimsemiz yok. Babam bir çare arıyor. Bulamazsa gereği yapacak fazla bir şey kalmıyor zaten. Ne o fısır fısır? Gizliniz saklınız mı var? Yoksa köylü kızının kaçış planı mı var? Yok bir şey. Aman olmasın. Aramız açılmasın sonra. Yoksa o güzel yüzünüzden, tatlı canınızdan olursunuz. Ne demişler? Ver önce parayı, al sonra darıyı. Değil mi? Şeytan diyor ki gırtlakla şu herifi. İşte böyle evladım. Ben şimdi ne yapayım? Bana bir akıl ver. Kızımı nasıl kurtarayım? Adamın elinde söylediğim belge varsa kanunen yapılabilecek bir şey yok. Kızına tekrar kavuşmak istiyorsan o borcu ödemen lazım. İyi de neyle? Param yok ki. Hacı amca, sattığında para edebilecek gayrimenkulün de mi yok? Köyde küçük bir tarladan başka hiçbir şeyim yok. O da tek geçim kaynağım. Sevgili amcacığım, şimdi sen köyüne git, o tarlanı hayırlısıyla sat. Kızını o hayattan kurtar. Evladım, ben o tarlayı satarsam sonra köy yerinde geçimimi nasıl sağlarım? Bu yaştan sonra ne iş tutarım? Başka bir çaresi yok mu? Hacı amca, tarlan olmasa bile başkalarının tarlasında çalışırsın. Ne bileyim, şehirde bir iş bulursun. Allah bir kapı açar herhalde. Sen şu an üzerine düşeni yap ve kızını o hayattan kurt. Sağ ol. Kızın da geldi. Artık keyfin yerindedir Hüseyin. Öyle halim. Evin içi şenlendi birden. Meğerse karanlığın kasvetin içinde yaşıyormuşum da haberim yokmuş. Kızım gelip aydınlatıverdi hayatımı. Peki o gördüğün rüyalar ne oldu? Devam ediyor mu? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam.
Elini öpmek için geldim Hüseyin emmi. Buyur, bir çayımı iç oğlum. Sağ olasın Hüseyin emmi. Ben seninle biraz konuşmak istiyorum. Bana müsaade. Dışarıda yapacak işlerim var da. Eyvallah. Hüseyin emmi, ben senden af dilemeye geldim. Kendimi suçlu hissediyorum. Selvi'nin o kadar acı çekmesine ben sebep oldum. Hata hepimizin oğlum. Eski defterlere dönmeyelim. Olan oldu, geçen geçti. Gelen günler hayır olsun. Doğru söylersin emmi. Ben de bu hayra vesile olmak istiyorum. Onun için Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınla evlenmek istiyorum. Hayırlısı neyse o olsun oğlum. Ben şimdi bir şey diyecek durumda değilim. Selvi'nin isteğine bağlı bu. Öyle tabii ama ben senin rızanı almak isterim. Estağfurullah. Ben rıza gösteririm. Ama bir şartım var. Geçmişte yaşadığı o hayatı ona hatırlatacak herhangi bir söz. Böyle bir şey olmayacağına dair size söz veriyorum. Asla ona geçmişi hatırlatmayacağım, asla. Ayrıca isterim ki sen de bizim hayatımızda ol. Başımızda bir büyüye ihtiyacımız olacak. Eyvallah. Ama bir şartla olur. Gelin benim evimi şenlendirin. Baba, hayrola nereye gidiyorsun böyle? Bir işim var kızım, bir işim var. Ne işi böyle baba? Yemek hazır. Beraber yemek yiyelim. Bu iş çok önemli evladım. Mutlaka gitmem lazım. Siz merak etmeyin. Yolda bir şeyler yerim. Tamam. Hadi, güle güle baba, güle hayırlı güle yolculuklar. Baba. Güle güle. Dikkat et kendine. Tamam. Kirayı, faturaları ödemek de bitmiyor Özdemir. Biliyorsun ben de çalışıyorum. Çocukla ilgilenemiyoruz yeterince. Senin için her şey basit ama bildiğin gibi değil işte. Haklısın Çiğdem. En iyisi bir bakıcı tutalım. Tabii. Hem ev işlerine de yardımcı olur. Sen uygun birini bul Çiğdem. En kısa zamanda hallederiz. Efendim? Tamam. Odama gönder. Biz gidelim artık. Akşama geç kalmazsın değil mi? Kalmam. Sana hayırlı işler. Güle güle. Selamun aleyküm evlat. Oo, aleyküm selam hacı amca. Hoş geldin. Hoş bulduk. Estağfurullah. 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 Müsaade et elini öpeyim. Hacı amca, bizim kültürümüzde büyüklerin küçüklerin ellerini öpmesi nerede görülmüş? Beni dinlemek için biraz vaktin var mı evlat? Ne demek amca? Buyur otur şöyle. Evladım, Allah senden razı olsun. Senden aldığım hayır öğüt üzerine köyüme gittim. Tarlamı sattım. Kızımı onların elinden kurtardım. Allah işimizi rast getirdi. Kızımı evlendirdim. Allah'ın birçok lütfuna mazhar oldum. Bütün bunlardan sonra bir gece bir rüya gördüm. Siz... Hacı Efendi, sana kutlular katının en kutlusundan selam getirdim. İnşallah haccın kabul edildi. Bir erkek torunun olacak. İsmini sana hayırlı öğütlerde bulunan zatın adını koy. Ve ona o kutlunun selamını söyle.
İşte evladım. O kutlunun hatırına elini öpeceğim ve torunuma da ismini vereceğim. Benim elimi binlerce kez öpsen, beni bu kadar bahtiyar edemezdin Hacı amca. Senin verdiğin o akıl olmasa, sabredip katlanmayı göze almasam, ne kızıma, ne rahata ermeye, ne de Allah'ın lütfuna mazhar olacaktım. Biliyor musun Hacı amca? Geçen geldiğinde neredeyse eşimden boşanmak üzereydim. Ha? Seninle aynı kaderi yaşıyor gibiydik. Sana o aklı verirken aslında kendime söylüyordum sanki. O anda kararımı değiştirdim. Bütün sıkıntılara katlanıp evladıma ve yuvama sahip çıkmaya karar verdim. Şükür Rabbime ki söylettikleriyle seni de beni de kurtardı. Oh. Sevgili seyirciler, dünyada sürçmemiş at yoktur. Fakat sürçüp de hemen toplanıp yola revan olabilen at da hep baş tacı edilmiştir. İnsan, hataların çocuğu. Hataların en güzeli ise farkına varılıp vazgeçilendir. Zaten gökler ötesindeki rahmeti harekete geçiren de hatasını anlayanların feryatları değil mi?